Şu görmüş olduğunuz yavaş yavaş sonbaharla birlikte sararmış olan Evet. bitkinin ismi Ginkgo biloba. Türkçesi? Mabet ağacı. Mabet ağacı. Mabet ağacı bu. Çin'de, Japonya'da böyle onların dini inançları icabı mabetlerin olduğu yerlere Ginkgo biloba çok yetiştirdiklerinin adı mabet ağacı. Ginkgo biloba olarak Türkiye'de biliniyor. Yavaş yavaş süt bitkisi olarak parklara, bahçede Türkiye'de de ekiliyor. Bunun birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Biraz önce dedim ya, kişinin beyninde su azalır, bor azalır, alüminyum çoğalırsa Alzheimer hastalığını tetikliyor. Bu klinik araştırmada belgelenmiştir. Alzheimer başlangıcı olduğu zaman ne yapmak gerekir? İşte bunun birleşiminde ginkoloidler, ama yaprağı, diyelim ki bir yaprağını, bunun çayını yaptınız, içtiniz. Yeterli değil. Neden? Çünkü bunun birleşimindeki ginkoloid denen etken madde %0,25, yani binde 2,5 oranında içindeki etken madde. Yani bunun tonlarca içmek gerekecek. O halde etkisi çok az olacak. Ne yapmak gerekir? Destilasyonla elde edilen etken maddeyi kullanmak gerekir. O zaman etki %100 olur. Aksi halde sürekli bunun çayını iç. İyi güzel de etkisi çok çok az. Minimum. O zaman hastanın iyileşmesi çok zaman alır. Ginkgo ile ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Mesela bu araştırmalardan 36 araştırmaya, klinik araştırmasına 10.815 demans, yani Alzheimer hastası bundan elde edilen damla draje ile tedavi edilmiştir. Ginkgo ile elde edilen ekstraktından, ama yaprağından değil. Yaprağındaki etken madde çok az. 10.815 hasta, ama yüzlerce klinik aranır. Ben sadece birinden bahsediyorum. Tedavi edilmiştir hastalar ginkgo ile. Herhangi bir yan etkisi yok. Kimyasal madde içermez. Tamamen doğal.